Önemli değil hocam. Sonra alırız. Sağ ol. Hocam buyurun bizimle oturun. Oturmaz mısınız hocam? Yok. Afiyet olsun hocam. Sağ ol. Hocam, sorması ayıp, gömleğinizi nereden aldınız? Hatırlamıyorum. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz hocam. Siz ne için teşekkür ediyorsunuz? Öyle, genel olarak. İyi. Hocam afiyet olsun. Sağ ol. Aa, şu tesadüfe bakın hocam. Galiba bu çorbayı içemeyeceğim. Afiyet olsun. Pardon. Kalkar mısın? Hocam, neden böyle kızıyorsunuz hemen? Kızmıyorum. Nedir o zaman bu yaptığınız? Umursamam. Neden? Umursamadığıma göre... Bu soruna da cevap vermek zorunda değilim. Ben diyorum ki tez metodumuz interview şeklinde. Yani mülakat şeklinde olsun. Yani ben sanki sizinle röportaj yapıyormuşum gibi sorular sorayım. Siz de cevaplayın. Senin adın neydi? Maya hocam. Bak Maya. Sen gerçekten benim geçmişimi inceledin mi? Evet. Sizinle ilgili internette yazan her şeyi okudum. Hatta sabıka kayıtlarınızı bile buldum. Aferin sana. Ama bence yeterince iyi bakmamışsın. Niye? Çünkü eğer iyi baksaydın, Maraz Ali'ye çok fazla bulaşmaman gerektiğini, onun sabrını da, sinirlerini de çok fazla zorlamaman gerektiğini, onun ne kadar tehlikeli, psikopat ve öfke eşiği düşük bir adam olduğunu görüp, şu anda bana yaptığın şeyi yapmaya cesaret edemezdin. Anladın mı?
Buyurun efendim. Sorgulatmamızı istediğiniz plakanın bilgileri geldi. Ver bakayım. Vay vay. Herif eski polismiş demek. Şimdi üniversitede hocalık yapıyormuş. Şunun evin adresini falan verelim. Bir iki gün takibi alalım. Sonra uygun bir zamanda ziyaretine gideriz. Baş üstüne efendim. Abi. Abisinin prensesi nihayet evine teşrif ettiler. Maya, nerelerdesin sen? Yüzünü gören cennetlik oldu. Okuldayım abi. Tezimle uğraşıyorum gece gündüz. Benden habersiz bir sevgili mi yaptın yoksa? Saçmalama abi. Benim öyle şeylere ayıracak vaktim yok şu anda. Öyle birisi olursa önce benimle tanıştıracaksın. Ben bir kulaklarını çekip önden dersini vereceğim. Aklını başına denk almasını öğreteceğim. Ondan sonra anca çıkabilirsiniz. Tamam, öyle yaparız o zaman. Ben hemen bir duş alıp yatacağım. Çok yorgunum. Yarın sabah kahvaltıda bol bol konuşuruz artık. Tamam. İyi geceler prensesim. Sana da iyi geceler abicim. Sen benim bu hayattaki en büyük hazinemsin. Biliyorum abi.